Ya ben şöyle söyleyeyim, gördüğümüz kadarıyla Kassam Tugaylarının yaptığı savunma da cephe yok. Yani bir sınır yok. Cephe var da sınır yok. Yani derinliğine aktif savunma diyoruz biz buna. Derinliğine aktif savunma. Yani nerede tutunabilirlerse, çok kademeli savunma hatları var ama nerede tutunabilirlerse, bir de aktif savunma. Yani bazı noktalarda, özellikle İsrail ordusunun yavaşladığı, durduğu noktalarda karşı taarruzlar yapma. İşte arkasına sızıp taarruzlar yapma, doğrudan çatışmaya girme, cephe taarruzu ya da yandan kuşatma şeklinde. Ya da işte başka yöntemler kullanma, asimetrik yöntemler kullanma, işte roketle vurma, drone kullanma filan gibi. Yani dolayısıyla bir şey yok. Yani burada derinliğine aktif savunmada bir cephe, bir hat bulamazsınız yani. Bu her kademede devam eder. Neresi derinlik? Derinlik bütün Gazze güneye kadar. Böyle düşünmek lazım. Bütün bu anlatılanlardan sonra bu harita üzerinde, yani İsrail'in kuzey hattında nereye kadar? Şu hocam arz edeyim ben. Evet, nereye girdiklerini ben size göstereyim. Nereye, bir noktaya. Evet. Üç gündür hani yoğun bombalıyorlardı ya. Evet. Girdikleri yer şurası hocam. Beyt Hanun şurada. Aha. Beyt Hanun şurada. Endonezya hastanesi burada. Cebele şurada. Bir tane daha bir yer var burada. Dur hatta bakayım. Onları haritasını da böyle ben şeyde taktik olarak işaretliyorum. Bu Enes kapısı var hani. Şöyle arz edeyim hocam. Bilmiyorum şu görülüyor mu? Şurada oklarla da gösterdim. Evet. Beyt Hanun, Beyt Lahya iki yer. Şu sınıra yakın iki yer. Beyt Hanun, Beyt Lahya. Şurada Endonezya Hastanesi var. Cebelya şurada. Ondan sonra da Gazze geliyor. Yani gördüğünüz kadarıyla Beyt Lahya'dan girememişler. Yani orada bir şey var. Beyt Hanun'a girmişler. Şurası. Beyt Hanun'a girmişler. Ancak burada da tabii tutunabilecekler mi, tutunamayacaklar mı? Yani çok yakın bir mesafe. Gazze Şeridi ile Beyt Hanun arası. Yani aşağı yukarı kaç kilometre? Yani onu ben Mücahit Bey'e sordum da. Mücahit ne derece o? Birkaç kilometre maksimum. Öyle mi? Gördüğümüz kadarıyla. Ben evet. Işte. Bakın Beyt Hanun. Beyt Lahya. Evet. Endonezya. Beyt Hanun mesela Eray Bey. Evet. Ha, orası mesela 7 Ekim'de Kassam Tugaylarının operasyon başlattığı noktanın da başı aslında. Yani o noktadan geçerek Erez'e geçtiler. Oradan Siderot'u Aşkelon'a kadar ilerlediler. Erez yani şurada hocam. Kassam Tugaylarının ilk operasyonu başladığı nokta olarısı da. Yani hemen Beyt Hanun'la Erez tam karşı karşıya şurası olması lazım. Evet. Erez hemen burada. Sınır hattı yani. Beyt Hanun, Siderot, Erez, Siderot şurada. Sınır hattı. Evet, Siderot burada. Erez burada. Aşkelon, Aşdod. Sınır hattı, bu deniz hattında hocam. Yani bu Erez, Beyt Hanun hattını şimdi zorluyorlar. Beyt Hanun'la Gazze Şeridi arasındaki mesafe konusunda bir şey söyleyebilecek misiniz Mücahit Bey? Yarın gerçi şeyden bilgisayardan. Bu kaç günlük bir durum? Uzak bir mesafe değil yani. 10-15 kilometrelik bir bence mesafe. Bence 10 kilometre bile yok. 20 kilometre en fazla. Yani birkaç kilometreymiş gibi geliyor bana. Biraz daha yakın geliyor. Sevgili Mücahit, bu kaç gün? Hatta şöyle, yani orası mesela yani Erez'den atılan toplar orayı vuruyor yani. Öyle söyleyelim yani. Hiç Gazze Şeridi'ne girmeden bile obüsle, top atışlarıyla vuruluyor yani orası. Evet yani 40 kilometre. Bu yani ya top atışı menzilinde öyle ezabide hesap edebiliriz. Onu yarın şeyden ölçelim. Mücahit, bu kaç günlük bir durum? Yani bu yeni bir durum. Yeni bu. Yeni hocam. Beyt Hanun meselesi buraya yeni hocam. Evet, bu akşam daha bu akşam yeni. Bugün yani, girmişler. Dün girmeye çalıştılar. İki günlük mevzuydu zaten. Girmeye başladılar. Hani bir iki gündür sınırlı kara operasyonu dedikleri yer burası hocam. Şu an için girebildikleri yer burası. Bir de şöyle bir şey var. Hem şu hatta hocam hem de şu hatta İsrail tankları var. L şeklinde. Yani neden Beyt Hanun sorusunun cevabı kuzeyden ve doğudan ateş desteği alabiliyorlar. O yüzden burasının olması daha mantıklı. Mesela burada bir yere girselerdi tek taraflı ateş desteği alabileceklerdi. Ama şimdi burada iki taraflı ateş desteği alabiliyorlar. Evet.
Bunu zorlamışlar. Dayton'un yani. Hem Erez tarafından hem Siderot'un tarafından Siderot şurada. Yani. Evet, İki Siderot, taraftan da vuruluyor. Siderot burada, doğu, kuzeydoğuda. Erez hemen kuzeyde. İkisinin görüş mesafesinde aslında burada. Yani bu, buradaki peki, çatış. Bey, ben de şunu aynen sorayım. Öyle. Biz aslında daha önceki konuşmalarımızda daha ziyade bir eş zamanlı operasyon beklemiyor muyduk? Hayır. Yani aynı anda başka yerlerden de girmek. Denediler. Evet. Onu büyük harita varsa oradan size göstereyim ya da şuradan göstereyim. Şu arkadaki haritayı kullanabiliriz. Teşekkür ederim. Bunu alalım arkadaşlar tekrar o zaman. Yani evet. Burada aslında şöyle bir manevra planı yaptı İsrail ordusu. Kuzeyden şu Gazze'nin doğusundan bir de Han Yunus'un hemen daha kuzeyinde şu şey şu bölgeye şey deniyor Gazze Vadisi evet. Gazze Vadisi'nden girmeye çalıştılar ama buradakiler püskürtüldü. Hamas güçleri tarafından püskürtüldü. O yüzden buradan vazgeçtiler. Yani buraya girdikleri zaman iki taraflı kuşatmaya da vuracakları için evet. Şey kuvvet kaybetme riski çok. Ama burada mesela Beyt Hanun'a girdiklerinde bakın dikkat edin bir kuşatmaya uğramıyorlar. Çünkü hem doğu yakası hem de kuzey yakasında destek alabiliyorlar. Ama burada girdikleri an yani orta bölgeden girdikleri an dikkat edin doğudan şey kuzeyden güneyden ve batıdan üç taraflı saldırıya uğrama riskleri var. Dolayısıyla burada tutunamadı. Bunu denediler ama. Yani bunu denediler. Bu olmayınca tek taraflı şuradan girmeye çalışıyorlar. Bunun da asıl benim gördüğüm kadarıyla hem doğudan hem de kuzeyden ateş desteği alabilmeli. Peki bundan sonra şunu mu beklemeliyiz? Kuzeyden güneye doğru bir harekat mı beklemeliyiz yoksa başka bir sürpriz gene çıkabilir mi? Yani bir şu süpürme an, operasyonu mu? Bugün 23. gün değil mi? Yani bildiğim kadarıyla 23. günde 23, evet. Buraya girebildiler. Ve bunun evet. Öncesinde de 3 günlük yoğun bir şey var. Biz buna halı metodu diyoruz. Yani bütün alanı neredeyse her bir santimetre kareye bir bomba düşecek şekilde bombaladılar. Bunun desteğiyle kuzey ve doğudan da ateş desteği alarak buraya girdiler. Yani buraya girmişler Mücahit'in söylediğine göre. Bunu ben biraz önce oradaki Filistinli arkadaşlara da yazdım. Henüz cevap gelmedi. Birazdan gelir. Buraya girdiler. Yani bunun dışında başka niye bir hareket tarzı uygulamayalar sorusunun cevabı güçleri yok. Yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Yani bu girdikleri yer burada yani şöyle bir şey var. Burada kalıcı olabilecekler mi? Bu şeyin Glein, General Glein geldi ya bu Amerika. Evet hocam. Dönerken bir takım açıklamalar yaptı. O açıklamalar teyit edildi mi? Hani biz tavsiye etmedik de sonuçlarına katlanırlar falan kara harekatını. O cümleler doğru cümleler miydi? Bir bilginiz var mı? Yani şeydeki Beyaz Saray'da yaptıkları açıklamalar var hocam. O dediğiniz açıklamayı biz teyit edemedik. Söylemiş de olabilir, söylememiş de olabilir. Ama sonuçta ben şeylerimi, bilgilerimi, tecrübelerimi aktardım. Evet. Geri geldim söyleyeceğimi sözü. Söyledim der, üç günlüğüne mi aktarmaya geldim? Ya o kadar tecrübeye İsrail daha fazla var zaten yani. Üç günlüğüne mi geldim? Birazcık böyle gördüğüm kadarıyla İsrail siyasal elitiyle ordusu arasındaki mücadele buraya da yansımış görünüyor hocam. Doğru. Yani burada da bir problem var. Çünkü aslında böyle bir kor general seviyesinde birinin ekibiyle birlikte onlarca yanında şeyi var, uzmanı var adamın. Ya bunlar da geri döndü o zaman. Yani demek ki muhtemelen Ukrayna'daki gibi süreci yönetmeye çalıştılar. Bunu istediler. İsrail kabul etmedi bunu. Bir de ABD şöyle bir size bilgi vereyim. Yani 2014'ten bu yana Hamas'ın bu tüneller ve diğer anlamda askeri kapasitesinin 8-10 kat arttığı değerlendiriliyor. Doğru. 2014 yılında İsrail'in kaybının 1000 civarında olduğunu biliyoruz. Bunu 8 ile çarpın. İsrail'in evet. Muhtemel kayıplarının bu olma riski var. Dolayısıyla Amerika buna ortak olmak istemedi. Çünkü, bu arada çünkü bunu olur. Kaybeder. Amerika'da Mücahit'e, burada olursa Amerika'nın da karizması yoksa, onu evet. Göndereceğiz. Bir görevde çünkü bir süredir. Tabii. Başka sorusu olan yok herhalde konuklarımızdan. Mücahit. Ben bir şey sorayım. Son olarak alalım. Amerikalıların peki. Tank gönderdiği söyleniyor. Hiç Merkava dışında başka Amerikan tankı falan gördünüz mü? Öyle bir şey var mı?
Biz görmedik Eray Bey, yani görmedik. Ya gördüğümüz kadarıyla zaten sadece İsrail'in tankları var. Uzun zamandır da şeyde, yani son 3-4 gündür de tank sevkiyatı da olmadı. Yani gece yapılıyorsa ya da farklı yollardan bizim giremediğimiz, çünkü alanları da kapattılar belli noktalarda. Artık yani eskisi kadar, yani 10 gün öncesine kadar rahat hareket kabiliyetimiz yok. Belli alanlarda sınırlandırıldı gazetecilerin çekim yapma olanağı. O yüzden diğer bölgelerden götürüldü mü bilmiyorum ama biz görmedik, onu söyleyebilirim. Yani kuzeyde bir gelişme var mı Mücahit Bey? Hizbullah cep tarafında ve ya Suriye'de. Kuzeyde oluyor. Yani o Hizbullah'la Lübnan arasında, özür diliyorum, Lübnan Hizbullah ile İsrail arasında sürekli olarak zaten bir şey var. Çatışma durumu var. O çatışma durumu belli aralıklarla devam ediyor ama orada yani tam olarak bir Lübnan Hizbullah'ının yekten bir savaşa dahil olması söz konusu değil. İki tarafta karşılıklı açıklamaları yapıyor. Zaman zaman atışlar da gerçekleştiriliyor ki 50'den fazla Hizbullah üyesi öldürüldü İsrail'in saldırısı sonucunda. Lübnan'dan yapılan atışlarda da 5 kişiydi, 3'ten fazlaydı. Yani 3-5 kişi hayatını kaybetti İsrail askerinden, İsrail ordusundan. Böyle bir durum var. Orası da yani sürekli olarak çatışmaların yüksek olduğu noktaların başında geliyor ama tam anlamıyla bir, yani İsrail ordusunun cephesini ya da ordusunu bölecek seviyeye gelmiş durumda değil o çatışmalar. Mücahit Bey, son bir şey sorayım da çok özür diliyorum. Burada bir göç hareketi olduğuna dair bir bilgi var mı? Bu en son 3 günlük yoğun bombardımandan sonra buradaki kuzeydekilerin güneye göçüp göçmeme gibi bir şey, bir bilgi var mı, yoksa yerinde duruyorlar mı Filistinliler? Ya orada yerinde duranlar da var ki bugün mesela yani yapılan noktalarda, hatta notlarımı da aldım söyleyeyim, yani mesela Saftavi bölgesinde bir evde baskın yapıyor İsrail ordusu, 16 kişi ölüyor. Yine başka bir evde yapılan baskında 6 kişi yaşamını yitiriyor. Yine bir başka evde yine o Beit Hanun bölgesinde yapılan operasyonlarda 10 kişi daha hayatını kaybediyor. Yani meskun mahallelerde hala daha, yani evlerde, apartmanlarda hala daha Filistinliler, siviller var. Tam anlamıyla hepsi güneye göçmüş değil. Orada hala yaşayanlar, orada hala hayatını idame ettirenler var ve bu baskınlarda İsrail askerlerinin operasyonlarında da bu kişiler, bu siviller hayatını kaybediyor ne yazık ki.